Ve bizi neler bekliyor? Teşekkür ederim sorunuz için. Öncelikle mevcut durumda neler yaşadık onu kısaca özetleyeyim size. Ondan sonra da değineyim. Bir Olur. Olur defa tabii ama benim bildiğim sigorta sektörü fena gitmedi Levent fena gitmedi. Doğru. Bey. Bir defa sigorta sektörü iyi bir sınav verdi pandemi sürecinde. Bu birinci günden itibaren Türkiye'nin çok yüksek adette insan çalıştıran şirketleri sıfır elemanla büroda olmak üzere evden çalışma konusunu dijitalleşme anlamında çok olumlu şekilde başardı. Aynı şekilde bizim şirketimizde de benzeri bir durumu yaşadık. Türk sigorta sektörü de 82 milyar TL'yi aşan varan bir büyümeyi geride bıraktı. Dolayısıyla reel olarak büyüyen nadir sektörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Kendi şirketimizde sektörün %40 üzerinde büyüyerek toplamda %31'lik bir büyümeye sahip olduk. Bir diğer sevindirici konuda özellikle bu tasarruf derinliğini arttıran bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların mukavelelerini işsizliğin çok yüksek oranda artmasına rağmen hiçbir şekilde iptal etmediğini gördük. Dolayısıyla 7 milyona yakın katılımcı aşağı yukarı 137 milyarlık bir fonun Türkiye finans sisteminin emrine sundu. Bu devlet için de mühim bir şey. Aynı zamanda otomatik beste de 6-7 milyona yakın katılımcının 11,5 milyar TL ilave bir fonu muhafaza ettiğini gördük. Esas sevindirici olan nokta tabii kapsam. Türkiye sigorta sektörü COVID-19'un etkilerini sigorta sözleşmelerine baktığımızda birçok ürünün, birçok sigorta teminatının çalıştığını gördük. Özellikle kaybettiğimiz COVID-19'dan dolayı kaybettiğimiz bütün insanlarımızın eğer hayat sigortaları varsa bunun teminat olarak ödendiğini, sağlık harcamalarının ödendiğini gördük. Diğer taraftan en önemli konu biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de birçok müşterimizin bizden mal ve hizmet satın alanların alacak ödeyememe durumu ortaya çıktığında yine alacak sigortalarının, ihracat sigortalarının eğer kredi sigortası ürününü satın almışsanız teminat altına aldığını gördük. Bir başka konu da sağlık sigortaları, seyahat sağlık sigortalarının hatta üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortalarında teminat altında olduğunu görüyoruz. Sigorta sektörünün iş durması konusunda özellikle teminatların çalışmadığını gördük pandemi dolayısıyla. Çünkü iş durması sigortaları fiziksel bir hasar meydana gelmesini şart koşuyor. Burada sektörün yaratıcı ürünlere gelecekte ihtiyacı var. Bir diğer sevindirici noktada dijitalleşmenin gerek riskoların dijital teftişinde gerek underwriting alanında yani benim işte 84'ten beri sektörde önce Almanya'da sonra Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz global anlamda. Underwriter'ların önemi çok fazlaydı. Şimdi robot teknolojisiyle underwriting sisteminin yani fiyatları hesaplama, bir rizikonun kaç paraya sigortalanabileceğini biçen sistemlerin yaratıldığını, hasar yönetiminde fiziksel bir ziyarete ihtiyaç olmadan dronlarla ve diğer sistemlerle yapılabildiğini gördük. Geleceğe baktığımızda birçok sigorta ürününün gelişeceğini söylemek istiyorum. Özellikle parametrik sigortaların ve farklı ürünlerin sektörde müşterilerin hizmetine gireceğini umuyorum. Türkiye sigorta sektörü biliyorsunuz şu an Türkiye'nin gelişmişlik düzeyinin altında bir sektör. Yani Türkiye 17. büyük ekonomi olduğunu varsayarsak sigorta sektörü halen 30. sıralarda. Dolayısıyla gelecekte gerek insan kalitesiyle gerek büyüme hızıyla önemli, daha önemli bir rol oynayacağını varsayıyorum.
Teşekkür ediyorum sorunuz için. Hakan Bey, öncelikle bu COVID-19 veya pandeminin sonrasında mutlaka yeni ürünler piyasaya gelecek. İlk konuşmamda biraz iş durması konusunda, iş durması konusunda sigorta sektörünün sınıfta kaldığını ifade etmiştim. Pandemiden dolayı kişileri teminat dışında bırakan durum var. Niçin? İş durması dediğimizde böyle çok basit bir kelime olarak gözükmekle birlikte neyi kapsadığını kısaca ifade edeyim. Ondan sonra öteki sigorta türlerine geçeceğim. Çünkü birbirine bağlantılı detaylar var. Şimdi iş durması bir teminat olarak satın aldığımız yangın, yıldırım, infilak, deprem veya pandemi her neyse bu riskonun gerçekleşmesi sonucu ticari faaliyetimizdeki kesintinin ticari zarar sonuçlarını karşılayan bir sigorta türü. Bu ne demek? Bir hasar sonrası, mesela bir yangın sonrası devam ede gelen tüm sabit masraflar ve kaybolan karı ödüyor. Bunun içinde işçilik ücretleri, diğer sabit masraflar, kar, hatta banka faizleri var. Eğer anlaşmamıza bunu da konu etmiş isek, bu da ciromuzun %35'ine falan denk düşüyor. Yani sektörden sektöre fark etmekle beraber 30'uyla 35'i arası. Demek ki siz istediğiniz kadar bir fabrikayı sigortalamış olun, eğer çok uzun süreli bir iş durmasına konu oluyorsanız, cironuzun %35'i sizi yok edebilir. Dolayısıyla şu anki tüm sigortalar fiziksel hasar olmadan iş durmasını kapsamıyor. Gezi olaylarını düşünün. Gezi olaylarında idari otorite Taksim'e girilmesini yasaklamıştı. Orada bulunan bütün otellerin hemen hemen bir kısmı da bizde sigortalı NART olarak iş durması sigortası var. Hiçbiri bir kuruş alamadı. Niçin? Otellerde fiziksel bir hasar oluşmadı. Yine pandemi dolayısıyla fiziksel hasar oluşmadığı için dünyanın 6. büyük destinasyonu olan Türkiye 2018 tarihi itibariyle 46 milyon turistten bahsediyoruz. Bütün otellerimiz bir kuruş para alamadı sigorta sisteminden. Dolayısıyla fiziksel hasar oluşmadan teminat altına teminatı veren iş durması risklerine ihtiyaç var. Niçin? Gerek Davos toplantılarında gerek dünyanın 1000 büyük şirketinin risk yöneticilerine verilen sorgulamalarda, anketlerde iş durması rizikoların birinci sırasına oturuyor. Diyorlar ki bizim en büyük tehdit olarak gördüğümüz konu iş durması. İkinci soru, ikinci olarak tehditini görüyorsunuz diyorlar, siber riskler. Dolayısıyla bu iki konu önümüzdeki dönemde çok gelişecek. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Nasıl gelişecek? Bu dilemayı ortadan kaldıracak parametrik sigortalar ortaya çıkıyor. Birkaç tane önemli ürün var bizim de piyasaya çıkardığımız. Bunlardan bir tanesi parametrik sigortalar. Parametrik sigortalar nedir? Örneğin büyük İstanbul depremi bekleniyor. İşte yüzde binaların yüzde şu kadarının zarar göreceği ifade ediliyor. Siz büyük bir otel sahibisiniz ve harika bir şekilde işte 8 depreme dayanıklı bir bina inşa ettiniz. Müthiş kredileriniz var ve beklenen deprem gerçekleşti. Sizin oteliniz sapasağlam ayakta ama bir tane turist gelmiyor. Herkes can derdinde, havaalanlarında hemen hemen trafik durmuş vaziyette. Böyle bir dönemi düşünün. Siz bu otel sahibi olarak sigortadan bir kuruş alamıyorsunuz bugünkü sistemde. Niçin? Eğer otelinizde fiziksel bir hasar oluşmamışsa. Bu çok önemli bir konu. Parametrik sigortalar nedir? Parametrik sigortalar şunu söylüyor. Senin endüstriyel işletmende veya otelinde fiziksel hasar meydana gelmiş olsun veya olmasın. Eğer senin cironda %X'ten fazla bir ciro kaybı varsa ben oradaki brüt karlılığı sana ödeyeceğim diyor. Yani parametre olarak depremi koyabilirsiniz.
Parametre olarak terör saldırısını koyabilirsiniz. Parametre olarak pandemiyi koyabilirsiniz. Veya bir kayak merkezi iseniz mesela bir o sezonda kar yağmadığını varsayın. Uludağ'da bir otel sahibisiniz. O sene öyle bir iklim yaşıyorsunuz ki bir tane kar düşmüyor ve siz personelinizi almışsınız, istihdam etmişsiniz, müşteri bekliyorsunuz. Böyle bir sigorta çalışmaya başlıyor. Parametreyi koyuyoruz. Cirodaki %10'dan veya %20'den fazla bir ciro kaybında tetiklenen bir sigorta türü oluyor. Bir tanesi bu. İkincisi, cazibenin kaybı sigortası diye bir sigorta piyasaya sürdük. Bu nedir? Hatırlayın Reyna saldırısını. Reyna saldırısında yılbaşı gecesi siz müthiş bir hadise yaşadık. Hepimiz ertesi gün şok olduk. Ve farz edin ki siz bir rentekar şirketi sahipsiniz. Ve önümüzdeki aylarda da bir takım ciro hesapları içerisindesiniz. Birden bıçak gibi İstanbul'a aynı şekilde havaalanındaki terör saldırısından sonra hatta ertesi günü yapılacak bir takım kongreler iptal olmuştu hatırlayacaksınız. Böyle bir durumda yine bu parametrik sigortaları devreye sokabiliriz veya cazibenin kaybı sigortalarını. Yani benim otelimde, rentekar şirketimde bir fiziksel hasar meydana gelmemiş olsa dahi bulunduğum şehirdeki cazibenin kaybolmasından kaynaklanan iş durmasını sigortadan alabilecek durumdayım. Bugün bu ürünler var. Biz biliyorsunuz Türkiye'de 53, dünyada 120 sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Aynı zamanda dünyanın en eski sigorta pazarı 300 yaşındaki Lloyds'un Türkiye'deki nadir üyelerinden bir tanesiyiz. Hatta dünyada 1 milyona yakın broker var. Bunların sadece 289 tanesi Lloyds'un kapısından girebiliyor ve Lloyds'un ürünlerini dünyada satabiliyor. Biz bu üyeler arasındayız. Dolayısıyla bu tip sigortaları getireceğiz. Getirdik ve uygulamaya başladık. Diğer taraftan da yine sigorta türlerimizde gezi olaylarında yaşadığımız gibi bir takım wordinglerle sivil otoritenin benim otelime veya benim tesisime girişi engellemesi veya bir başka detay müşterinin üretiminin durması sonucunda şimdi biz otomotiv yan sanayi şirketlerini sigortalıyoruz. ZF, Mahle, Farklas gibi dev şirketler. Düşünün bunlar hepsi just in time stratejileri içerisinde çalışıyor. 2-3 saatte Ford o parçayı hiçbir depolama yapmadan üretim merkezinde istiyor. Benim müşterimin üretiminin durduğunu düşünün. Ben de yedek sanayi üreticisiyim. Bu sebeple benim de üretimim duruyor. Ama bunu ödeyen sigorta yok gibi duruyor. Ama bir takım wording genişletmeleriyle iş durmasının türevlerinde bu tip korumaları satın alma kabiliyetimiz var. Son olarak çok fazla gelişeceğini varsaydığım başka sigorta türleri arasında yan haklar sigortaları, özellikle yeteneklerin son derece ön plana çıktığı, bizim sigorta sektörü de Allah'tan veya maalesef çok yetenekli arkadaşlarımızı Alman pazarına, Dubai pazarına, İngiltere pazarına kaybetmeye ve kazandırmaya başladık. Yani bir değişim var. Burada yetenekli bir sigortacının bir bakıyorsunuz Almanya'da mühim bir sigorta şirketi tarafından istihdam edilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla işveren katkılı yan haklar, sağlık, hayat, bireysel emeklilik konusunun çok gelişeceğini varsayıyorum. Bunlar iyi yetenek bulurken sadece iyi bir araba vermenin ötesinde iyi bir sağlık sigortası vermek veya işveren katkılı bir vergiye atılabilir enstrümanlar var. Bireysel emeklilik sisteminin çıkması çok gelişecek sigortalar arasında. Bir diğer detay, Hakan Bey çok iyi bilir, yurt dışına ihracat yaptığında sağ olsun bize de güven açısından karşılıklı iş ilişkimiz var. Yurt dışına bir ihracat yaptığında bir surety bond dediğimiz farklı müesseseler teminat mektupları istiyorlar. Teminat mektupları yerine geçen kefalet sigortalarının çok gelişeceğini varsayıyoruz. Böylelikle sanayicinin bankalardaki bir takım kredi line'larının tıkanması
ve orada işte ben sana bu teminat mektubunu veririm ama işte fabrikanı bana teminat olarak göstereceksin gibi çok yorucu işlemler yerine o şirketin geleceğine bakarak ona kefil olduğumuzu gösteren sigorta türevleri var. Bunların çok gelişeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde alacak sigortalarında yine gelişecek branşlar arasında yer aldığını söylemek yanlış olmaz. Teşekkür ediyorum. Yani 2021'de sigorta sektörü 2020'deki kadar böyle büyüyecek mi? Bu süreçten karlı, avantajlı çıkan bir sektör olacak mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim görüşüme göre Türk sigorta sektörü büyüme anlamında 2020 senesini geride bırakacak. Özellikle karlılık anlamında daha düşük çıkacağını varsayıyorum. İki sebepten. Evet. Dolayısıyla özellikle sağlık sigortalarında, kasko trafik sigortalarında hasar frekansının düşmesiyle veya fabrikalardaki belki faaliyetlerin daha da azalması dolayısıyla hasar frekansı düşüyor. Bir yandan teknik karlılık artarken, diğer taraftan da faizlerin yükselmesinin beraberinde getirdiği finansal karlılık artmış vaziyette. Dolayısıyla artık 1 milyar TL'yi aşan, karı olan sigorta şirketlerini görmeye başladık. Ciroları da 8-10 milyar Türk liralarını aşan sigorta şirketleri var ve aynı zamanda 5 milyarı bandını geçen birden fazla sigorta şirketi bulunmakta. Benim belki son kapanış cümlesi olarak Hakan Bey izin verirseniz birkaç toparlamak istiyorum. Bir tanesi benim bütün sanayicilerden ve bireylerden de ricam, sigortayı lütfen bir harcama kalemi olarak görmeyin. Her ne kadar bütçenizde önemli bir yer tutsa da. Çünkü kuşaklar ötesi ya da ilk jenerasyonda oluşturulmuş Cantek'te gördüğümüz gibi harika bir yatırımı doğru korunması ve bu varlığın sürdürülebilir olması da sigorta önemli bir anahtar. Burada bizler hem kendi ailelerimize sorumluluklarımız olduğu kadar aynı zamanda kendi çalışanlarımıza ve ülkemize sorumluluklarımız var. Dolayısıyla sahibi olduğumuz testlerin hangi hasar gerçekleşirse gerçekleşsin hiçbir şey olmamış gibi tekrar toparlanarak ayağa kalkıp koşmaları gerekiyor ve aynı katma değeri sağlamaları gerekiyor ülkemize ve hepimize. Bunun içinde önemli birkaç tane konu var. Bazı hataları yapmamamız lazım. Yine Hakan Bey örneğinde gördüğümüz gibi belki 30-35 senelik kuruluş ama 40-50 ülkeye ihracat yapıyor. Şimdi işletmelerin boyutları büyüdükçe onların göz hizasında olan danışmanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla danışman seçimi sigortada çok önemli. Burada doğru danışmanın doğru risk analizini yapması, hesaplı satın alması yine o işletmenin hem karlılığı hem sürdürülebilir hayatta kalması açısından çok önemli. Burada belki bir ufak, burada Nart Sigorta yazıyor ama ünvanımızda biz bir brokerız. Broker'ın rolünü de çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim rolümüz bir işletmenin, bir sanayicinin hayatını tehdit eden, ticari hayatını tehdit eden risklerin tespit edilmesi, hasar senaryolarının yapılması ve bu senaryolara göre teknik yolla, teknik dışı yöntemlerle ve sigorta yoluyla nasıl korunabileceğinin tespitini yapıp onun karlılık hedefiyle çelişmeyecek şekilde daha iyi emniyette yaşamasını sağlayıcı bir rolümüz var. Bunun için yüzlerce ülkede hukukçuları, makine mühendislerini, inşaat mühendislerini, gemicileri, kaptanları bünyemizde istihdam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Bu arada da Kadınlar Günü'nü tüm kadınlarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade ederek kutlamak istiyorum. Sağ olun, var olun. Dünya Gazetesi de bizim bu
medyamızda günden güne olağanüstü bir rol oynuyor. Sizleri de okumaktan ayrıca büyük keyif alıyoruz. Onu söylemek istiyorum bu Haziran'da. Sizin perspektifinizden önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Teşekkür ederim sorunuz için. Öncelikle mevcut durumda neler yaşadık onu kısaca özetleyeyim size. Ondan sonra da değineyim. Olur. Bir defa, olur tabii ama benim bildiğim sigorta sektörü fena gitmedi Levent Bey. Fena gitmedi, doğru. doğru. Bir defa sigorta sektörü iyi bir sınav verdi pandemi sürecinde. Bu birinci günden itibaren Türkiye'nin çok yüksek adette insan çalıştıran şirketleri sıfır elemanla büroda olmak üzere evden çalışma konusunu dijitalleşme anlamında çok olumlu şekilde başardı. Aynı şekilde bizim şirketimizde de benzeri bir durumu yaşadık. Türk sigorta sektörü de 82 milyar TL'yi aşan varan bir büyümeyi geride bıraktı. Dolayısıyla reel olarak büyüyen nadir sektörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Kendi şirketimizde sektörün %40 üzerinde büyüyerek toplamda %31'lik bir büyümeye sahip olduk. Bir diğer sevindirici konu da özellikle bu tasarruf derinliğini arttıran bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların mukavellerini işsizliğin çok yüksek oranda artmasına rağmen hiçbir şekilde iptal etmediğini gördük. Dolayısıyla 7 milyona yakın katılımcı aşağı yukarı 137 milyarlık bir fonun Türkiye finans sisteminin emrine sundu. Bu devlet için de mühim bir şey. Aynı zamanda otomatik bestede 6-7 milyona yakın katılımcının 11,5 milyar TL ilave bir fonu muhafaza ettiğini gördük. Esas sevindirici olan nokta tabii kapsam. Türkiye sigorta sektörü COVID-19'un etkilerini sigorta sözleşmelerine baktığımızda birçok ürünün, birçok sigorta teminatının çalıştığını gördük. Özellikle kaybettiğimiz, COVID-19'dan dolayı kaybettiğimiz bütün insanlarımızın eğer hayat sigortaları varsa bunun teminat olarak ödendiğini, sağlık harcamalarının ödendiğini gördük. Diğer taraftan en önemli konu biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de birçok müşterimizin bizden mal ve hizmet satın alanların alacak ödeyememe durumu ortaya çıktığında yine alacak sigortalarının, ihracat sigortalarının eğer kredi sigortası ürününü satın almışsanız teminat altına aldığını gördük. Bir başka konu da sağlık sigortaları, seyahat sağlık sigortalarının yine hatta üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortalarının da teminat altında olduğunu görüyoruz. Sigorta sektörünün iş durması konusunda özellikle teminatların çalışmadığını gördük pandemi dolayısıyla. Çünkü iş durması sigortaları fiziksel bir hasar meydana gelmesini şart koşuyor. Burada sektörün yaratıcı ürünlere gelecekte ihtiyacı var. Bir diğer sevindirici noktada dijitalleşmenin gerek riskoların dijital teftişinde gerek underwriting alanında yani benim işte 84'ten beri sektörde önce Almanya'da sonra Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz global anlamda. Underwriter'ların önemi çok fazlaydı. Şimdi robot teknolojisiyle underwriting sisteminin yani fiyatları hesaplama, bir riskonun kaç paraya sigortalanabileceğini biçen sistemlerin yaratıldığını, hasar yönetiminde fiziksel bir ihtiyaca, ziyarete ihtiyaç olmadan dronlarla ve diğer sistemlerle yapılabildiğini gördük. Geleceğe baktığımızda birçok sigorta ürününün gelişeceğini söylemek istiyorum. Özellikle parametrik sigortaların ve farklı ürünlerin sektörde müşterilerin hizmetine gireceğini umuyorum. Türkiye sigorta sektörü biliyorsunuz şu an Türkiye'nin gelişmişlik düzeyinin altında bir sektör. Yani Türkiye 17. büyük ekonomi olduğunu varsayarsak sigorta sektörü halen 30. sıralarda. Dolayısıyla gelecekte
gerek insan kalitesiyle gerek büyüme hızıyla önemli, daha önemli bir rol oynayacağını varsayıyorum. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Sağ olun.